Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ısı ve sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Hadi hemen hız kesmeden içeriğimize bir göz atalım. Bugün arkadaşlar ısı ve sıcaklık kavramları diye başlayacağız. Daha sonra termometreleri göreceğiz. Sıcaklık ölçeklerini göreceğiz. Ve en son hal değişiminin ilk başlarına kadar bakacağız. Yani hal değişimi derken sıcaklık ölçeklerinden sonra böyle ısı alan maddelerin sıcaklıklarının artmasından, ısı veren maddelerinin sıcaklıklarının azalmasından falan bahsedeceğiz. Hal değişimine kadar diyeyim. O şekilde yapacağız. Hemen kitabımızdan ödevlendirmemizi de yapalım ve hız kesmeden devam edelim. Isı ve sıcaklık ünitesi arkadaşlar nereden başlıyorum? Şöyle bir baktım. 148. sayfadan başlıyor ve hal değişimine kadar yani 162. sayfaya kadar geleceğiz. Sıcaklık değişimi son konumuz olacak. Şöyle 148'i açayım, kitabımızda bir tanıyalım. Fazla gitti bu sefer. Evet, ısı ve sıcaklık ünitesi başladı arkadaşlar. Öncesinde alıştığınız üzere bir kısa özetimiz oluyor. Bu kısa özetten sonra buradaki özetlere bakarak, özetteki bilgilere bakarak çözebileceğiniz sorularımız mevcut. Takıldığınız yer mi oldu? Sıkıntı yok. TAT yanınızda, hemen kare kodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş videolara ulaşıyorsun. Bu bitti. Ondan sonra hocam bu sorular bize yetmedi. Ne yapacağız? Hemen imdadınıza Dinamo Soru Bankamız yetişiyor. Dinamo Soru Bankamızdan da hemen ısı sıcaklık ünitemizi bulalım. Sayfa 175'ten başlıyor arkadaşlar. Ta 183'e kadar devam ediyor. Hemen açtım orayı da. Biraz daha fazla açmam gerekiyormuş. Evet arkadaşlar, ısı sıcaklık ünitesi 175. sayfada başladı. Kazanımlarımız var. Sonrasında çok güzel böyle alanda kritik diyebileceğimiz sorulardan bir tanesini çözümlü olarak buraya koyduk. Daha sonra bu çözümlü örnekteki bilgilerden faydalanarak ve tabii ki konu anlatımlı soru bankamızdan faydalanarak çözebileceğiniz 4 adet sorunuz bulunmakta. Yine mi sıkıntıya düştün? Yine mi takıldın? Ne yapacaksın? Hemen kare kodu okutacaksın ve videolu çözümlere ulaşacaksın. Hadi hız kesmeden başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü ilk kavramımız iç enerji. Neymiş iç enerji bakalım. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik, yani kinetik derken bu hani moleküller titreşim hareketleri yapıyorlar diye böyle ufak ufak, onlar ve potansiyel yani bağ enerjilerinin toplamına biz diyormuşuz ki iç enerji. Sistem üzerinde iş yapıldığında ya da sisteme enerji aktarıldığında sistemin iç enerjisinde değişiklik meydana geliyor. Nasıl olabilir bu iç enerji aktarımı? Mesela atıyorum karnın acıktı, makarna yapacaksın. Tencereyi ocağın üstüne koydun. Ondan sonra içerisine su koydun ya da öncesinde de su koyabilirsin. Yaktın ocağın altını. Ocaktan tencereye, tencereden de suya ne oldu? Aslında bir enerji transferi oldu. İşte bu şekilde durumları inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim iç enerjinin devamına. Su dolu çaydanlık ocağa konulduğunda ocaktan suya ısı enerjisi aktarılır. Enerjisi artan su moleküllerinin hızı arttı. Hız artarsa ne artıyordu sevgili arkadaşlar? Önceki ünitemizden hatırlayınız. Ne artıyordu? Kinetik enerji artıyordu. Kinetik enerji artar diyoruz. Yani biz ne yaptık? Ocağa koyduk. İşte ocaktan çaydanlığa geçti. Çaydanlıktan içindeki suya geçti. Ve su moleküllerinin hızı arttı. Su moleküllerinin hızı artınca da kinetik enerjileri artmış oldu diyoruz ve devam ediyoruz. Diğer bir kavramımız ısı, bu kavramımızın adı da sıcaklıkları farklı. Etkileşim halindeki güzel. Şimdi bir etkileşim lazımmış. Etkileşim halindeki İki sistem arasında sıcaklığı yüksek olandan düşük olana transfer edilen enerjiye ısı diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken iki nokta şu. Bir, etkileşim halinde olacak. İki, en az iki sistem olacak sevgili arkadaşlar. Yani mesela şu kalemle şu kalemi koydum ben. Bunlar aynı ortamda ama etkileşim halinde olmadıklarını varsayalım. Bu durumu biz bir ısıdan bahsedemiyoruz. Bunları etkileşim haline getirdim. Diyelim ki sıcaklıkları eşit. Bu sefer de yine biz bir ısıdan bahsedemeyiz sevgili arkadaşlar. Yani ne olacakmış? Sıcaklıkları farklı olacakmış ve iki sistemin etkileşim halinde olması gerekiyormuş. Enerji aktarımı ne zaman gerçekleşir? Ne zamana kadar gerçekleşir? Sıcaklıklar eşitleninceye kadar gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Şimdi az önce dedik ya, sıcaklıkları farklı değilse ısı geçişi olmuyordu. Dolayısıyla sıcaklıklar eşitlenene kadar, iki sistem veya daha fazla da olur, iki veya daha fazla sistem, sıcaklıklar eşit oluncaya kadar bu ısı transferi devam edecek. Isı sıcaklık farkı nedeniyle bir sistemden diğer sisteme ne olacak arkadaşlar? Aktarılan enerjidir diyeceğiz. Aktarılan enerjidir. Güzel bir noktaya daha temas ettik.
Eğer arkadaşlar sıcaklıkları farklı değilse dedik ya aktarılmıyordu. Isı sadece aktarım anında anlam kazanıyor. Yani normalde işte kalemden gideceğim. Kalemin tek başınayken bir ısısından bahsetmem mümkün değil. İki tane madde olacak ve bu iki maddenin de sıcaklıkları birbirinden farklı olacak. Aksi takdirde ısıdan bahsedemiyorum. Isı ne zaman anlamlı? Aktarım halindeyken, transfer halindeyken anlamlı. Aksi takdirde bir işe yaramıyor. Isıyı ne ile gösteriyorum? Isıyı arkadaşlar Q harfi ile gösteriyorum. Ve SI'deki birimi normal şartlarda joule. Ancak biz sorularda temel ısı birimi olmamasına rağmen genellikle kaloriyi kullanıyoruz. Kalori dedim, şöyle de gösteriliyor. Joule diye de bir kısaltılması mevcut. İki enerji birimi yani joule ve kalori arasında da bir kalori yaklaşık 4,186 joule eşit diyoruz arkadaşlar. Bu bir kural. Sorularda genellikle parantez içerisinde hani bilgiler olur ya, orada bu size verilir. Ezberlemenize lüzum olmaz genellikle bunu. Aktarılan ısı enerjisini hesaplamak için neyi kullanıyorum? İşte burada görmüş olduğunuz düzeneği kullanıyorum. Bu düzeneğin adı da arkadaşlar kalorimetre kabı diyoruz. Kalorimetre kabı. Burada bir şeye daha değinmek istiyorum. Kalorimetre kabı doğrudan kaloriyi ölçmüyor aslında. Bize bir hesap yaptırtıyor. İleride konunun ilerleyen kısmında sıcaklık değişimi kısmında bundan bahsedeceğiz. Dedik ve geçtik. Sıcaklık ne? Sıcaklık diğer bir kavramımız. Üçüncü kavramımız. Birincisi iç enerjiydi. İkincisi ısıydı. Üçüncüsü de sıcaklık. Büyük T harfiyle gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Aman dikkat, küçük T yazmayın. Küçük T zamandı. Büyük T sıcaklık. Ve kendileri temel bir büyüklük. Temel büyüklükler aynı zamanda nasıl büyüklüklerdi? Skaler bir büyüklüktü sevgili arkadaşlar. Yani yönü yok bunun. Sonrasında ne ile ölçülür? Ne ile ölçülür hocam? Tabii ki yanda görmüş olduğunuz, hemen burada görmüş olduğunuz termometre ile ölçülüyor. SI'deki birimi, dikkat buna da, Kelvin'dir arkadaşlar. Kelvin. Sakın ha sakın Celsius demeyin. Celsius en yaygın olarak kullanılan termometre, hatta hepimizin evinde olma ihtimali yüksektir. Ancak bilimsel çerçevelerde SI birim sistemindeki Kelvin sıcaklık birimi olarak kullanılıyor. Günlük yaşamda Celsius, Fahrenheit veya başka sistemlerle ölçeklenmiş sıcaklık ölçerlerde kullanılmaktadır. Ancak tabii ki tekrar edelim, Kelvin bunların ağababası, en iyisi. Bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Dikkat! Kendisi bir enerji türü değil, enerjinin göstergesi. Yani enerjinin varlığına kanıttır deriz sıcaklık için, ancak kendisi bir enerji değildir sevgili arkadaşlar. Unutmayın ha, dikkat, buradan çok böyle vururlar avlarlar. Aman dikkat. Termometreleri de 3 farklı başlık altında inceliyoruz. Birincisi metal termometre, ikincisi gazlı termometre, üçüncüsü de sıvılı termometre. Bunlar kullanım alanlarına göre ayrılmışlar. Metal termometrelerde hemen şöyle yanına da yazalım. Metal termometreler sevgili arkadaşlar yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılıyor. Nasıl ölçüyor peki bunu? İçerisinde arkadaşlar genleşebilen bir metal var. Bu metal sayesinde genleşme özelliğinden faydalanarak içerisindeki o burgu dönmeye başlıyor. Ve biz de sıcaklıkları ölçmüş oluyoruz. Gazlı termometreler hassas ölçümler yapmak için kullanılıyor. Hassas, çift S ile hassas. Ve oldukça düşük sıcaklıkları ölçmek için bunu tercih ediyoruz. Sıvılı termometreler ise genel kullanım alanı, hani normal sıcaklıkları ölçmek içindir diyebiliriz. Evlerimizde filan da kullandığımız termometre türleridir diyelim ve devam edelim sevgili arkadaşlar. Mutlak sıcaklık demiştim yani, SI birim sisteminde Kelvin kullanılıyor diye. Niye Kelvin kullanılıyormuş? Maddenin atom ve moleküllerinin kinetik enerjisinin sıfır olarak öngörüldüğü, yani maddenin atom ve moleküllerinin bütün hareketlerinin durduğu varsayılan, dikkat, durduğu varsayılan. Henüz o sıcaklık değerine inmiş değiliz. Matematiksel olarak hesaplamışız. Atom ve moleküllerin hareketlerinin sıfır olacağı noktayı hesaplamışız. Ama henüz inemedik. Teorik sıcaklık değerine ne diyoruz? Mutlak sıcaklık adı verilmektedir. Mutlak sıcaklık Kelvin değerinde sıfır Kelvin. Dikkat! Kelvin değerinde sıfır. Yani Kelvin termometresinde, bunu not olarak yazayım. Kelvin termometresinde negatif değerler olmaz. Çünkü onun altına henüz inemedik. Zaten ona da inemedik. Onun altına inmemiz de mümkün değil. Çünkü ne oluyormuş? Atom ve moleküllerin kinetik enerjileri sıfırmış. Hareket yok yani. Ufak tefek de olsa şöyle şu kadarcık bir titreşim bile yok.
Celsius termometresinde bu -273.16'ya karşılık geliyor. Bu sıcaklıktaki bir maddenin atom ve moleküllerinin bütün hareketinin durduğu öngörülmektedir. Maddenin sıcaklığını bu sıcaklık değerinin altında düşürmek mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Negatif değerlerin olmayacağını bir kere daha söyleyeyim. Birkaç tane böyle deneme sorularında falan görmüştüm. Şey diyordu işte soruda, diyor ki aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi gerçektir diye oraya yazmış bir tanesine -13 Kelvin. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. 0 Kelvin en düşük sıcaklık değerimiz diyelim ve devam edelim. Geldik ölçeklendirmeye, termometre ölçeklendirmesi. Güzel bir yöntem söyleyeceğim. Bir sonraki sayfamızda arkadaşlar formülümüz de var. O formülün geldiği yeri göstereceğim sizlere. Bunun için şu değerleri bilmeniz lazım. Genellikle bunlar sınavlarınızda verilmez. Bu arada birinci sınavları olmuş olanlar var. Güzel sonuçlarınızı da yorumlara bekliyoruz. Kim kaç almış bir öğrenelim. Kelvin kendi termometresinde suyun donma noktasına 273, kaynama noktasına ise 373 Kelvin demiştir. Celsius suyun donma noktasına 0, kaynama noktasına 100 demiştir. Fahrenheit ise suyun donma noktasına 32, kaynama noktasına ise 212 demiştir sevgili arkadaşlar. Biz de herhangi rastgele bir termometre üretebiliriz. Bu da Tonguç termometresi olsun. Tonguç termometresinde şu üst kısma ne gelecekmiş? Suyun kaynama noktası gelecekmiş sevgili arkadaşlar. Alt kısmına ne gelecekmiş? Buraya da suyun donma noktası gelecekmiş. Burası da mutlak sıfır değeri. Burası şimdilik bize lazım değil. Genellikle şu üst bölgede çalışacağımız için. Mutlak sıcaklık değerleri de 0 Kelvin, -273.16, bir de Fahrenheit'ta da -459 Fahrenheit derece sıcaklığına denk geliyormuş. Peki hocam biz nasıl yapacağız ya, hani bir yöntem anlatacağım dediniz ya. Sevgili arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bunların hepsi, bu da dahil olmak üzere, hepsi suyun donma ve kaynama noktalarını baz alarak oluşturuldu. Dolayısıyla aralarındaki orantı sabit kalmak zorunda. Yani diyelim ki şuradaki bir değeri aldım elime, hep bütün termometrelerde aynı değere gelmek zorunda. O halde bu kısmın şuraya oranı, bu kısmın buraya oranına, o da bunun buraya oranına, herhangi bir termometrede şuraya x noktası dersem, x eksi donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktası. Dikkat, paydada bölme sayımız var yani. Bu durumda ne söyleyebilirim? Mesela Kelvin için paydada ne olacak? Kelvin için paydada 100 olacak. Celsius için de paydada 100 olacak. Fahrenheit için ise 180 bölme olacak sevgili arkadaşlar. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Peki formül ne? Hemen bakalım formül neymiş? Celsius'u 100'e bölüyorum. Celsius değerini 100'e bölüyorum. Fahrenheit'tan 32 çıkarıyorum. Neden? Hemen burada da görelim. Mesela diyelim ki şu değerimiz olsun bizim için. Şurası. Şuraya kaynama noktası, şuraya da donma noktası dedim. Verilen değere göre C eksi 0 aslında. Sıfırdan çıkarttığım için aynı sayı kalmış. C bölü 100. Sonra buraya F dersem F eksi 32 bölü 212 eksi 32'den 180. Daha sonra Kelvin termometresinde K eksi 273 bölü 373 eksi 273. Bizdeki için X değerinde X eksi donma noktası, yani T donma, kaynama noktası eksi donma noktası şeklinde yazılmıştır. Eğer formül aklınıza gelmezse hemen bu ilk öğretim sanırım 8. sınıftaydı. Üçgen benzerlikleri falan görüyordunuz ya, oradaki mantığı kullanabilirsiniz. Bunun buraya oranı, bunun buraya oranı, bunun buraya oranı, bunun da buraya oranı. Hepsi eşit olmak zorunda. Neden? Nedeni şu. Hepsi suyun donma noktasını baz aldı. Üst tarafta da kaynama noktasını baz aldı. Hepsi o yüzden benzer üçgenler gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dedim ve hemen bir soruyla bunu pekiştirmek istiyorum. 237 Celsius sıcaklık Kelvin termometresinde kaç Kelvin'e denk gelir, karşılık gelir diye sormuş. Formülümüz de şuydu. C bölü 100 eşittir K eksi 273 bölü 100 şeklindeydi. Buradaki 100'ler şöyle bir gitsin. C değerinde 237 varmış, eşittir K eksi 273. O halde K değerim 237 artı 273 olacak. 3 ile 7'yi topladım. 10'un 0'ı, 3 ile 7'yi topladım. 10'dan 1 geldi. Elde vardı. 2 kere 2 4. 1 de 510 imiş sevgili arkadaşlar. Kelvin termometresinde 510 K'ya denk geliyormuş. Bunu bir de şöyle de gösterebiliriz. İşte 273, 373 gerçi buraları bir yere denk gelecek ama hani arada bir değer olsaydı yine tekrarlayalım. Mesela şurası olsaydı 237, buranın tamamının oranı, buranın tamamının oranına eşit olacaktı diyoruz sevgili arkadaşlar. Aman diyeyim unutmayın. Bu yöntem de güzel. Ben bunu seviyorum.
Geçtim diğer bir soru kalıbına. Bir X termometresi güzel. Bakın rastgele bir termometre üretti. Bir X termometresinin ölçeklendirilmesinde suyun donma noktası -80x, kaynama noktası ise 120x olarak kullanılıyor. Güzel. Bana donma ve kaynama noktalarını verdi. Soru size şekil vermese bile arkadaşlar şöyle hemen bir termometre çizin ya da düz bir çizgi çizin. Alt noktasına işte donma, üst noktasına da kaynamayı yazın. Benzerliği kurun. Buna göre X termometresinde okunan 40X sıcaklık değeri Celsius termometresinde neye denk gelir diye sormuş. Hemen bakalım. 40X aşağı yukarı şuralarda bir yerdedir dedim. Bakın yerin de önemi yok aslında. Şurada da versem olurdu. Burada da versem olurdu. Burada da versem olurdu. Sonuçta oran orantı olacağı için yanlış sonuç bulmama imkan yok. Ama hani -80 ile 120 arasında olduğu için bu arayı işaretledim. Bu da Celsius termometresinde işte buraya denk gelir dedim. Ve şu işlemi yapıyorum. Hemen. 40 eksi, eksi 80. Dikkat. Genelde bunu da gözden kaçırıyorlar. Aman diyeyim. Bölü 120 eksi, eksi 80 dedim. Eşit olmalı. C bölü 100. Buradaki değerim C olsun. C eksi 0, 100 eksi 0 şeklinde geldi. 40'tan eksi 80'i çıkartırsam 120. 120'den eksi 80'i çıkartırsam 200. Eşittir C bölü 100 dedim. Şu iki sıfır şunları götürdü. 120'yi 2'ye bölersem... Demek ki arkadaşlar Celsius termometresinde 60 santigrat derece değerini görecekmişim dedim ve hemen geçtim diğer bir soru kalıbına. Aşağıda bazı fiziksel niceliklerin tanımları verilmiştir. Buna göre verilen tanımlar hangi niceliğe ait eşleştiriniz demiş. Hemen eşleştirelim. Madde atom ve moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı. Neydi bu arkadaşlar? İç enerjiydi. O halde birinci kavramımız nereye gidecek? İç enerjiye gidecek. Sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme aktarılan enerji. Aktarılma kısmına dikkat edin demiştim. Neydi bu da? Isıydı sevgili arkadaşlar. Ve üçüncüsü madde atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Bakın ortalama kinetik enerjisi değil, ortalama kinetik enerjinin ölçüsü. Enerjinin varlığına kanıt ancak kendisi bir enerji türü değildi. Bu da sıcaklık idi sevgili arkadaşlar diyorum ve... Devam ediyorum diğer bir soruyla. Demiş ki sorumuzda 100 gram çikolatanın içerdiği besin enerjisinin yaklaşık 545,6 kilo kalori. Oo bayağı enerji veriyormuş ha. Kilo almamızın sebebi olabilir. Isı enerjisine karşılık geldiği bilinmektedir. Buna göre bu enerji kaç jüldür? Bayağı çıkacak arkadaşlar emin olun. Çünkü neydi? 1 kalori 4,18 jüle eşitti. O halde önce şunu bir şöyle normal kalori cinsinden yazayım. Kilo kalori dediği için 1000 ile çarpmam lazım. 5, 4, 5, 6, 2 tane de 0 geldi. Bir tanesini virgülden kurtarmak için kullandım. Jul. Jul diyorum pardon. Kalori. Şimdi 1 kalori dedim 4,18 jule denk geliyordu. O halde 545.600 kalori ne kadarlık jule denk gelir dedim. Ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. Buradan x eşittir 545.600 çarpı 4,18 çıktı. Bunu da şu iki sıfırı şuradan saydırırsam 418 çarpı 5456. Evet arkadaşlar 2.280.608 jule denk geliyormuş. İsterseniz burada bir durdurun, hesap makinesinden kontrol edin. Acayip bir çarpma yaptım. Yanlış çarpmış olabilirim. Dikkat edin. Bayağı bir enerji verdi. Dikkat ettiniz mi? Bu arkadaşlar dengesiz beslenmeyin diye çözdüm bu soruyu. Aman ha. Bak ondan sonra çikolataları yiyorsunuz. Sonra ben şişmanladım, ben kilo oldum. Yemeyin ya o kadar. Öz ısı diğer bir kavramımız. Minik böyle sevimli bir kavramımız arkadaşlar. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken enerji miktarına, ısı miktarına ne diyormuşuz? Öz ısı diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Ve kendileri minik C harfiyle gösteriliyor. Birimi kalori bölü gram çarpı santigrat derece veya jul bölü kilogram çarpı santigrat derece şeklindedir. Aslında hani demiştik ya hocam hani Kelvin kullanılıyordu. Arkadaşlar burada fark etmiyor. Neden? Sebebi şu. Celsius termometresi de 100 bölmeydi. Kelvin termometresi de 100 bölmeydi. Dolayısıyla ikisi de 100 bölme olduğu için Celsius yerine Kelvin yazan birimleri de görebilirsiniz. Sıkıntı yok onda. Maddeler için ayırt edici bir özellik. Buraya böyle bir ünlem atayım. Niye ayırt edici? Her madde için arkadaşlar farklı farklı değerler alır bu C sayısı. Birazdan bir tabloyla göstereceğim zaten bunu size. Ve madde miktarına bağlı değil. Madde miktarından etkilenmiyor sevgili arkadaşlar. Öz ısı dediğimiz değer.
Hemen tablomuzu bir inceleyelim. Tablomuzda işte gümüş, bakır, demir gibi bazı metaller var. Sonrasında işte buz, buhar, su diye işte H2O grubu var. Dikkat ederseniz her madde için değer birbirinden farklı. Yakın değerlerimiz yok mu? Var. Ama bu o madde için ayırt ediciliğini yitirmiş olmuyor. Öz ısı, ısı alan ya da veren bir maddenin sıcaklığının ne kadar hızlı değiştiğinin bir göstergesiymiş. Öz ısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimi yavaş, düşük olanlarınınki daha hızlı gerçekleşir. Mesela burada en düşük olan kim? Gümüş. Diyelim ki biz gümüşü ocakta tuttuk, bir dakika boyunca aynı ocağa sonra suyu koyduk. Gümüşün sıcaklık artışı daha fazla olur diyor yani. Sıcaklık artışı, sıcaklık değişimi fazla oluyor. Öz ısı küçükse sıcaklık değişimi fazla oluyor. Böyle bir durum varmış. Peki, geldik diğer bir kavramımıza, ısı sahası ya da ısı kapasitesi. Az önceki kavramımız neydi? Öz ısıydı. Burada ise ısı kapasitesinden bahsedeceğiz. Bir maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına ne diyoruz? Isı sahası diyoruz sevgili arkadaşlar. Isı sahası. Maddenin cinsine ve miktarına bağlıdır. Ve kendileri büyük C harfiyle gösteriliyor. Az önceki küçük C'ydi, buradaki büyük C. Isı sahasının matematiksel modeli de neymiş? Büyük C eşittir M çarpı küçük C şeklinde. O halde birimi ne olacak arkadaşlar? Paydamızda ne vardı az önce? Kalori bölü gram çarpı santigrat dereceydi. Gram sadeleşir. Veyahut da joule bölü kilogram vardı. Kilogram santigrat derece vardı. Joule bölü santigrat derece olacak. Bakınız birim ne oldu? Kütleden bağımsız hale geldi gibi duruyor değil mi? Aslında niye? Çünkü ben burada kütleyle çarptım. Öz ısı da neydi? Kalori bölü gram santigrat dereceydi. Ben bunu gittim bir tane gramla çarptım. Dolayısıyla şunlar sadeleşince öz ısının birimini elde etmiş oldum. Bir dikkat, bunları bil. Aman diyeyim arkadaşlar, buradan avlarlar. Isı sahası madde miktarına bağlı olduğu için ayırt edici değildir. Öz ısı ayırt edici ama ısı sahası ayırt edici değil sevgili arkadaşlar. Isı sahasının madde miktarına bağlı olan grafiğinde bir eğim görüyorum. Bakın şurada alfayı vermiş bana. Şöyle karşıdaki dik kenar, şöyle de komşudaki dik kenarı çizecek olursam karşısında ne veriyor? Grafiğin eğimi bana öz ısıyı veriyor sevgili arkadaşlar. Isı sahasının kütleye oranı. Ki zaten az önceki formülden de bir önceki sayfadan da çıkartabilirsiniz bunu. M çarpı C'di ya. M'i bu tarafa atarsam C bölü M eşittir küçük C oldu. Yani formülden de çıkartabilirsiniz, size kalmış. Ama bazı sorularda grafik okumak önem arz ediyor, benden söylemesi. Geldik sıcaklık değişimine. Neymiş sıcaklık değişimi ya? Hal değişimi sıcaklığında olmayan saf bir madde. Ne olmuş saf bir maddeye? Saf bir madde ne olacak sevgili arkadaşlar? Isı verdiğinde. Saf bir madde ısı verdiğinde. Yani dışarıya. Veya bu maddeye ısı verildiğinde diyorum. Başka bir tabirle şöyle de söyleyebilirdik. Madde dışarıya ısı verdiğinde ya da madde ısı aldığında da diyebilirdik. Maddenin sıcaklığı değişir. Şart neymiş ama hal değişim sıcaklığında olmayacağım. Sıcaklıktaki bu değişim neye bağlı? Isı miktarına yani Q'ya bağlı. Maddenin kütlesine yani M'e bağlı. Maddenin öz ısısına yani C'ye bağlı. O halde arkadaşlar formülümüz burada verilmiş. Kel macit diye böyle söylemekte ısrar edeceğim. Hep öyle öğrendim. Hep de öyle öğretiyorum. Kel macit formülü arkadaşlar. Q ısı, M kütle, C öz ısı, delta T'de sıcaklık değişimi. Delta'yı bir kere daha gördük. Bir daha hatırlatalım. Daha önceki kısımlarda da mesela delta X vardı. Şöyle vektörel de hatta. Delta bir anlama geliyor demiştim. Delta fark demekti sevgili arkadaşlar. Yani delta T dediğim T son eksi T ilk şeklinde yazılması gerekiyor diyelim. Şöyle yazayım hatta, delta T eşittir T son eksi T ilk olacak. Delta neyin önüne gelirse onun son halinden ilk halini çıkarttıracak yani. Bir sorumuz var. Her ikisi de 10 gram kütleli, güzel kütlemi vermiş bana. 10 gram kütleli K ve L maddelerine ait alınan ısı ve sıcaklık değişimlerini gösteren grafik şekildeki gibidir. Eyvallah. Grafiğe göre maddenin öz ısı değerlerinin oranını bulunuruz demiş. Oranlarını K'yı L'ye bölebilirim ya da L'yi K'ya bölebilirim. Onu belirtmemişiz. Her ikisini de yapalım. Önce arkadaşlar grafikte şu değerlerimi bir işaretledim. Neydi? Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. K ve L maddeleri için bunları ayrı ayrı yazmam gerekiyor. Öncelikle K'ya verilen ısı miktarı. K için konuşuyorum. 70 joule ısı verilmiş. Eşittir. Kütlesi 10 gramdı.
öz ısısını bilmiyorum. Küçük CK dedim. Çarpı sıcaklık değişimi ne yapmış? Sıfırdan 5'e gelmiş. Direkt 5 olarak yazdım. Şu 5 ile 70'i sadeleştirirsem 14. Buradan CK'mız 14 bölü 10'dan 1.4. Tabii ki ne geldi? Jül bölü gram çarpı santigrat derece. Tabii gram verilmiş, santigrat derece verilmiş. Geldim diğerine. L için yazıyorum. L'ye de verilen ısı 70. Ancak kütlesi 10. CL ne kadar sıcaklığı değişmiş? 10 santigrat derece değişmiş. Şununla da şunu bölersem, pardon yanlış yaptım yahu. Şununla şu gidecek. Buradaki 0 dolacak. O zaman CL'miz 7 bölü 10'dan 0.7 de bu geldi. E güzel. Şimdi CK bölü CL ya da CL bölü CK. İkisini de yazalım. CK bölü CL dedim. 1.4 bölü 0.7. Buradan 2 geldi. O halde CL bölü CK'yı da sorarsa ne diyeceğim? Bunun hemen çarpmaya göre tersini alırsak 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Dedim ve devam ettim. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri enerji çeşitlerindendir? Şimdi sıcaklık, bak işte bu sorulardan bahsediyorum ben. Sıcaklık enerjinin varlığına kanıttı ama kendisi bir enerji türü müydü? Değildi sevgili arkadaşlar. Isı bir enerji türüydü, hatta aktarılan bir enerji türüydü. Transfer halindeyken anlam kazanıyordu. Sıcaklık değişimi delta T, bunları birimleri aynı zaten sıcaklıkla. Dolayısıyla bununki de değil. Dayanıklılık, onun zaten hiç alakası yok. O ta böyle birinci ünitenin sonlarında ikinci ünitenin sonlarında görmüştük bunu, madde ve özelliklerinde. Bu da değil. Demek ki neymiş? Yalnız iki arkadaşlar enerji çeşidi imiş. Evet arkadaşlar, geçtik diğer bir sorumuza. Sorumuz 9. sınıf fizik dinamo soru bankasındaki 176. sayfadaki 4. soru. Demiş ki birinci sütundaki termometrelerin ikinci sütunda ölçtüğü sıcaklık değerleri bakımından doğru eşleştirilmesi nasıldır diye sormuş bizlere. Neydi arkadaşlar? Metal termometreler çok yüksek sıcaklıkları ölçüyordu. İçerisinde genleşebilen metal kullanılıyordu. O halde bir A olacak. Sıvılı termometreler normal sıcaklık değerlerini ölçüyordu. Yani orta diyebileceğimiz değerleri ölçüyordu. Gazlı termometreler ise hassas ve çok düşük sıcaklıkları ölçmekte kullanılıyordu. Dolayısıyla 1A, 2B, 3D, C olacak. Şöyle baktım. C seçeneği doğru cevabımmış sevgili arkadaşlar. Dedik ve bugünü bitirdik. Bugün neler öğrendik sizlerle? Bugün ısı ve sıcaklık kavramlarını öğrendik arkadaşlar. Öz ısı kavramına baktık. Daha sonrasında termometre ölçeklerine baktık. Termometre tiplerine baktık. Ve sıcaklık ölçeklerine baktık. Bir de ne gördük en son? En son gördüğümüz şeydi arkadaşlar, sıcaklık değişimiydi. Buraya kadar aman diyeyim, ödevlerinizi muhakkak yapın. Çünkü bir sonraki derste hal değişimi noktasında sıkıntıya düşmenizi istemiyoruz. Dedim. Ve arkadaşlar tabii ki yorumlarınızı önemsiyoruz. Sizce bu video yararlı oldu mu? Bize herhangi bir tavsiyen, önerin var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Bir önceki dersimizde yapmıştık bunları. Hatta yazılı videosunda da bir ödüllü sorumuz vardı. Onlardan bahsediyoruz tabii ki burada. Ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Yazılı sonuçlarınızı da yorumlara bekliyorum ha. Okuyacağım hepsini tek tek. Haydi arkadaşlar, ödüllü sorunuz ekranda. Bunu da bir sonraki dersimize kadar böyle bir araştırın, bir bakın bakalım. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın.